Senin kayınvalidenle ilişkin, aran nasıl? Benim kayınvalidemle aram iyi. O da ben iyi olduğum için olabilir. Sen iyi olduğun evet. için iyi olabilir. Wow. Ya ben her şeyde ters cevap vermem. Biraz daha onu alttan alırım. Yani ilk izlenime göre hiç konuşmasa da bakışlarının ardından ben sessiz olmadığını anlayabiliyorum. Yani çok böyle kendini baskın göstermeye çalışıyor ama benim üzerimde olmuyor. Bana yapamaz. Seni bastırmaya mı çalışıyor? İlk evlendiğimizde çok bastırmaya çalışıyordu ama eşim tabii buna izin vermedi hiçbir zaman. Ne yapıyordu mesela? Neyine karışıyordu? Ya her şey. Genelde kayınvaliden bizle alakalı şeyleri çok karıştırdı ilk evlendiğimizde. Ya. Ya daha doğrusu şöyle, kayınvaliden karışır da biz izin vermiyoruz. Çok fazla anne kız gibi değiliz. Öyle gelin kaynana gibi de değiliz. Ne kadar beni kızı gibi görüyorum dese de bence öyle değil. Bazen çünkü böyle kızı gibi olduğumu hissettiriyor gerçekten. Mesela kızına söylemediği şeyleri bana söyler. Bana anlatır, kızının bilmediği şeyleri ben bilirim ama bazen de öyle bir kayınvalidelik yapıyor ki. Yani diyorum gerçekten bu kayınvalide. Hani hiç annem gibi değil. Şunu şöyle yap. O kadar karışıyor yani. Genelde karışır. Ama ben de tabii o öyle dediği için her zaman tam tersini yapıyorum. İlk defa mı duyuyorsunuz bunları? Evet, ilk defa duyuyorum. Hayatta da karışmam. Hiç yapmadım diyorsunuz. Karışmam. Ha böyle şöyle mesela bir şey alacak bana sorar. Diyelim ki resim attı. O mu güzel bu mu güzel fikrimi söylerim. Bunlar zaten olacak şeyler. Hayatta bunlar karışmam. Anlaşamayan kayınvalide için de bile geçerli. Başka şeylerden bahsediyor. Karışmam. Diyor ki ilk evlendiğimizde çok şeye karışıyordu. Eşim müsaade etmedi. Yani oğlunuz müsaade etmemiş. Valla ben karıştığımı hatırlamıyorum. Hatırlat hangi nelere karıştığımı. Yani mesela karıştığım bir eşyayla alakalı olsun. Ben bir yere koyayım. O hemen gelir der ki orada olmamış. Şuraya al. Yani onda kötü. Ne var? Göz zevkim orada güzel değil. Buraya al. Bunda ne bir var? Kayınvalideler onu yapar. Başka ay ben onu çok yani. Yaparım. Derin konular. Yeni ben, yani çocukla alakalı. Ben. Mesela. Çocukla alakalı zaten ben kendim söyledim. Şımartıyorum. Hem diyorsun ki kızının bilmediği her şeyi ben bilirim. Hem de diyorsun ki kayınvalidem bana çok karışır. Ben bunu da anlamadım. Ama ikisi de farklı şeyler. Diyor ki anne kız ne kadar kızım dese de aslında değil. Diyor. Gelin kaynana gibi de değiliz. Evet. Yapıyor diyor. Gelin kaynana tabii gibi de değiliz dedi. Yapıyor dedi. Aslında onu ima ediyor değil mi kızlarcığım? Değiliz dedi. En önemlisi şey dedi. Değiliz i̇yiyiz, dedi. Ama ben iyi olduğum için aynen. Dedi. Aynen. Bence ben senin buna bozulman lazım. Sen gülüyorsun aynı teyze. Sorulurum ben. Ben gülmüyorum. Ben sinirliyim de bence bozulman sen lazım. Merak etme. Bu programa gelip bazı şeylerin açığa çıkması, bilmem. Konuşulması... Belki ikinci günü yanlış yaptı. Gözleriniz de doldu evet, sizin doğru. Ama evet, bence çok güzel itiraf ediyor. Kötü bir şey söylemedi ki. Yani niye bu kadar üzüldünüz? Ama karışmam yani. Çok öyle aman aman her şeyle karışır da demedi. Hayır burada alınacak bir şey yok ki. Ben kötü bir şey söylemedim. Anne kız gibi de olamıyoruz ama gelin kaynana gibi de değiliz. Zaten olmak peki istemiyor. Şimdi bozulmanızın sebebi Sevinç'e çok kızınız gibi mi görüyordunuz? Evet. Kendi kızım nasılsa öyleydi. Hiç. Evet. Ama öyle hissetmiyorum seni konuştum. Çok geçirdiniz. Bozuldu ama Sevinç. Evet bayağı. Ama Fatih Bey öyle şeyler söyledi ki gerçekten alınması gerekiyor. Hatta ne dedi bazen. Onun söylediğini ben benimsemiş olsam bile sırf abartma, o söylüyor diye bak, tersini söylüyorum dedi. Gidiyorsun. Hayır. O seni o kadar sahiplenmiş, sen aslında sahiplenmemişsin. Ama bak Tülcan, burada işte gelinler biraz nankörlük var. İşte bak oraya gelin ya. Ya şunu diyorlar ya. Kayınvalide anne olamaz, hayır, gelin kız olamaz. Bence bu seti koymamalı kimse. Ha bak. Aferin kendine kalktı afiyetti. Acaba bu kadar alınacağını düşünmemiştim. Söylemek istediğini yanlış ifade ettin evet, o zaman biraz sen. Biraz yanlış anladın ama değil. Ama kadıncağız alındı Sevinç kusura bakma yani. Ama sen de ağır konuştun anne kız gibi ya değiliz, hayır. Kayınvalide de gelin gibi de değiliz. Değiliz ama yani olanları söyledin. Ya bizim galiba burada gelin bu gelinin mutfakta da bir itiraflar olunca bir gelin bir kaynana bozuluyor bir ağlıyor. Kayınvalide evinde gerçekten alındım. İnkar etmiyorum. Beklemediği bir şey çıkınca. Söylemek istediği evet, yanlış beklemedi. İfade etmiş. İnanır mısınız? Gerçek diyorum. Kendisi de bilir. Kızımdan ayırt etmem. Ben bugün kızıma diyelim ki kıyafet aldım. Ona da alırım. Asla ayırt etmem. Ben sana inanıyorum bacım. Bu asla gelinler ayırt etmem ne bilir yani. Bu da hemen hem bu da hemen parlıyor ya. Ama doğru. Senin hayır, öyle hayır ben şuna gerçek şey Reyhan teyze. Hepsi yine bana karşı gelecek ama gelin kız olamaz.
kayınvalide de anne olamaz. Ben o sıcaklığı ben zaten söyledim. O seti koyarlarsa zaten olamaz. Benim oğlum ortaokuldan beri birbirlerini tanırlar ve bizim ev yaşantımı bilir. Yani orta sondan beri. İşte liseye başladı. Seni küçükken tanıdım. Ne şartlarla büyüttüm, ne şartlarla bu hale... Evet. Genç yaşta. Ve kalkıp da işte anlamıyor. Ve gerçekten de çocuklarım için ben canımı veren bir insanım. Öyle de tabii annesiniz. Maşallah bu zamana baksana torun sahibi olmuşsunuz. İki şey bir genç bence kayınvalidesiniz. Benim iki tane de kızım da var torunum. Anlatmak istediğimi anlatamadım ben. Yanlış anladı. Gelin kaynanın arasında asırlardır ben her zaman söylüyorum bu oluyor. Var. Mutlaka olacaktır. O bir dokunur. Kayınvalideye dokunur. Gelin seni istediysen istersen 8 yaşından beri tanısın seni. Evet. Bir gelin bir laf sokar. Kayınvalide de laf sokar. Böyle evet. Var. Ay Fatih Bey siz çok bir şey anlatacağım. Diyelim ki yani güzel oğlumla ikisi bir şey alacaklar. Gelinimi alacak değil mi? Hani benim oğlum karşı çıktı. Almak istemedi bunu. Ben oğlumla kavga ediyorum. Sen niye kızın istediğini almıyorsun diye. Daha nasıl bir kaynana olmam lazım? Yetmez. Yani inkar etsin. Yetmez. Gerçekten oğlumla çat çat kavga ederim. Kız istiyorsa alacaksın. Niye inkar etsin canım?